Değerli izleyenler, Candan Erçetin ve Kenan Doğulu İstanbul Harbiye'de Bir Gün Arayla iki muhteşem konser verdi. İstanbul'da yer yerinden oynadı. İşte hem görsel hem de müzikal açıdan dinleyiciyi mest eden o konserlerde yaşananlar. Kenan Doğulu ve Candan Erçetin konserlerini izlemeye onlarca yıldız isim gitti. Eşi Beren Saat'le Amerika'da tatil yapan Kenan Doğulu, Beren Saat'i Amerika'da bırakarak tek başına Türkiye'ye döndü ve bir konser verdi. Oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni saç rengi ve modeliyle konsere katıldı. Ben çok severim Kenan Doğulu. Heyecanlıyım da bu konser için. Çok sevdiğimiz biri. Bayılıyoruz şarkılarına. Ünlü oyuncu Kapkaç kurbanıydı. Albüm filmi için gittiği Cannes Film Festivali'nde çantasını çaldırmıştı. Cannes'da çok talihli bir olay yaşadık. Filmimiz ödül aldı. İkincil olarak evet çantayı kaptırdım. Neler vardı çantanın içinde? Telefonum vardı. Evet. Yasemin Alın bir Kenan Doğulu hayranı olduğunu söyledi. Senelerdir kendini ispatlamış, başarılı, hepimizin sevdiği bir müzisyen. Çok seviyorum yani hala. Ya ikinci kez geliyorum Kenan'ın konserine. Ya her zaman ya mükemmel bir performansı var zaten. Çok da severim kendisini. Mutluyuz, ne diyelim yani. Fettah Can konseri dinlemeye eşi Cansu Kurtçu'yla geldi. Yıllarca keyifle dinlediğimiz, izlediğimiz, çok beğendiğimiz, çok değerli bir müzik adamı. Çok keyifli bir konser olacak. Çok Kenan çok dinliyoruz. Bizim için, özellikle benim için Türkiye'de bir numaradır her zaman. Onun yerini kimse de dolduramaz, kimse alamaz da. Bengü de kırmızılar içinde konserdeydi. Hala ilk günkü kadar heyecanlanıyorum onu görünce. Orada bir şey olmuş değil mi? Ne olmuş? Birisi mi öpmüş beni? Neyse sıkıntı yok ya, ruj yani. Bengü uzun yıllar Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştı. Onu gördüğüm her an böyle ceketimi ilikleyesim geliyor. Çünkü bende emeği çok büyük. Eminim muhteşem bir konser olacak yine. Müzik dinleyeceğiz, şov izleyeceğiz. Ben bile çok heyecanlıyım. Biraz önce onu içeride gördüm zaten. Sabırsızlanıyorum. Kenan Doğulu sahneye 10. yıl marşıyla çıktı. Kenan Doğulu'ya orkestra şefi olarak kardeşi Ozan Doğulu eşlik etti. Kenan Doğulu mikrofonda adeta devleşti. Kenan Doğulu şarkılarını misafirlerine de söyletti. 2, 3, 4! Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Candan Erçetin rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı uzun bir aranın ardından ilk kez böylesine bir konser verince binlerce kişi Açık Hava Tiyatrosu'na akın etti. Candan Erçetin konserini en önden pür dikkat izleyenlerden biri de Tatlı İntikam dizisinin Süheyla'sı, ünlü oyuncu Zeyno Güneş'ti. Ben Candan Erçetin'in şarkılarına hastayımdır zaten. Neslihan arkadaşımız davet etti. Onun davetiyle geldik. Sahnenin arkasına yaprak dökmüş ağaç görüntüleri. Sahne üstüne ise sararmış yapraklar koyulmuştu. Candan Erçetin seçtiği kıyafetle de sonbahar temasına uyum sağlamış, bir Amazon kadını havasına bürünmüştü. Üstü sim işlemeli, tek kolu düşük, altın sarısı uzun elbisesinin sol tarafı omzundan eteklerine kadar sonbahar çiçekleriyle bezenmişti. Ördüğü meşhur kızıl saçlarının arasından da elbisenin renginde sicimler geçirmişti.